son ellerinizi ne zaman yıkadınız? Size şöyle söyleyeyim, ben çok sıklıkla elimi yıkıyorum. Hatta biraz önce yine odama girdiğimde, sizin yayına hazırlık yapmadan önce çalışma odama girdiğimde yine elimi yıkadım. Bu arada yine masamızda dezenfeksiyon şeyi kullanıyorum sürekli, spreyi. Arabamda var, odamda var, daha doğrusu odalarımda var. Arabamda da kullanıyorum. Bazen yanıma gelen konuklarıma da karşılarken eğer sıkışmıyorum, onu sıkarak karşılıyorum. Bu hem onların sağlığı için hem kendi sağlığım için değerli. Tabii bu arada görüşmeleri çok minimize ettik, onu söyleyelim. Hı hı. Çok minimize ettik. Yani toplantılarımızı azalttık. Bir önemli toplantımızı daha söyleyeyim. Evet, bir kriz masamız var. Sürekli güncel olarak İstanbul'u değerlendiriyorlar ve tedbir alma konusunda bir takım çalışmalar yapıyorlar. Ama yarın büyük oranda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerini ilgilendirecek potansiyelde bir icra toplantısı yapacağız. Burada da önümüzdeki günlerle ilgili ekstra neler yapmalıyız, hangi tedbirleri almalıyız ya da neleri arttırabiliriz konusunda daha radikal bir görüşme ortamımız olacak yarın. Ondan sonra oradan da açıklamalarımız olacak. Ama hani siz güne baba olarak başlattınız benim, evet, programınıza. Kadın kuşağı olunca tabii aklınıza bunlar geliyor. Kesinlikle, yani çok aslında değerli bir soruyla başladınız Zahide Hanım. Teşekkür ediyorum. Çünkü iş oradan başlıyor. Hani ben de müsaadenizle evlere tavsiyelerde bulunmak lütfen, istiyorum. Lütfen. Aynen söylediğiniz gibi. Yani çünkü sizi şu an iyi biliyorum ki daha çok kadınlar, anneler izliyor. Ben onu biliyorum. Eve giren herkesi uyarmalarını, yani mutlak siz bunları yapmışsınızdır. O da mutlak ellerini yıkamalarını, gerekiyorsa bir kolonya kullanmalarını, bunu yapsınlar. Yani evde dahil mümkün olduğu kadar öpüşme, sarılma kısmını biraz azaltmalarını önemsiyorum. Çocukları koruyalım. Bir başka konuda geçen hafta uyarı yaptık. Komşularımız olabilir, çok yaşlı, kimsesiz komşularımız olabilir. Bunları kontrol edelim. Gerekiyorsa bizim de çağrı merkezlerimize ulaşabilirler. Ama her konunun mutlak çağrı yapılabilecek alanları var. Bunu mutlaka yapsınlar. Dışarı çıkmayı tercih eden insanlarımız var. Biliyorsunuz eğlence mekanları kapatıldı. Birçok konuda tedbir alıyoruz aslında Türkiye'miz. Şu anda evet, yani bakanlıklar, hükümet, zaten şunu söyleyelim Zahide Hanım, kriz ortaya çıkar, kriz yönetmek çok önemlidir. Burada krizi yönetmenin başlangıç noktası uzlaşmaktır. Bu uzlaşmanın tarafları bizleriz, hükümet veya işte kurumlar değil sadece. Uzlaşmanın tarafında toplum da vardır. Hatta ben şu anda bu uzlaşmanın sadece ulusal uzlaşmayla da yeterli olamayacağını düşünenlerden, uluslararası bir uzlaşmanın da en üst seviyede kararları alınmalı. Şu göründü ki yani sınırlar yetmiyor artık, duvarları üst üste dizseniz de bir virüs bütün dünyaya ders verebiliyor aslında. Bunu çok önemsiyorum ben. Yani ortak mücadele, ortak akıl için. Kesinlikle sadece bununla ilgili değil, bunu atlatacağız Zahide Hanım. İnşallah. Atlatacağız. Virüs işini hep beraber dünya olarak atlatacağız ama dünyada devam eden mülteci sorunu var. Vatanlarından uzaklaştırılan milyonlarca insan var. Ben bunu gündeme getiriyorum çünkü bu gündem önemli, değerli ve günün sonunda her konuda, her krizi atlatma konusunda uluslararası uzlaşma zemini çok çok değerli. Son olarak hani şuradan başladık, buraya geldik. Aile içi uzlaşma da önemli ve değerli demiştim. Bakın eğlenceleri iptal oldu ama biliyorsunuz bizim insanlarımız kahvehaneye gitmeyi çok seviyorlar. Çok, evet. Kağıt oynuyorlar biliyorsunuz. Böyle okey vesaire oynuyorlar. Bunları yapmasınlar. Özellikle oralar virüs geçişkenliği konusunda riskli alanlar. Bu konuda da beyefendileri uyaralım, hanımefendiler katı kurallar koysunlar.
Peki hanımefendilere söylüyorsunuz yani bunları. Peki o zaman şunu sorayım size. Şimdi hanımefendiler katı kurallar koysun.